Modern Köşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere tasarımı bana ait olan Nilfer çiçeği lifimizin yapılışını anlatacağım. Görüntü olarak gördüğünüz gibi çok güzel hanımlar. Bunu iki parça yapmayı düşünüyorum. Böyle yuvarlığını ve uzun olanını iki parça set haline dönüştürmeyi düşünüyorum. İlerleyen günlerde de uzun olanını sizlerle paylaşacağım. Çok hoş bir model oldu. Ben zeminini yeşil kullandım. Genelde nülüfer çiçeklerinde zemin yeşil oluyor ve üzerindeki renkler farklı oluyor. Pembesini, sarısını, e, lilasını e, yapabilirsiniz. Kırmızısını, nar çiçeği rengini yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben bu rengi kullanmak istedim. Gayet de hoş durdu. E, tabii sizler renklerinizi ayarlayın hangi renkle yapılacaksa ayarlayın. İp olarak ben yine bonbon lifi kullandım. Tığ olarak ise 3 numara tığ tığ kullandım. Hazırlığımızı yapalım hemen. bu muhteşem lifimizin yapılışına başlayalım. Evet öncelikle ipimi aldım. Hemen düğümümü atıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. ve 6. Tığımın başını dolamadan ilk yapmış olduğum zincir kanatına sabitledim. Bir tane zincir çektim. Daha sonra ilmeğimi genişletiyorum. Hemen burada yapmış olduğum halkanın içerisine 3 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 tane zincir çektim. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Aynı halkanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 tane zincir çektim. Tekrar ilmeğimi doladım. Aynı halkanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. kapattım. iki tane zincir çektim. Şimdi üç tane bu şekilde şöyle netleştirelim. Üç tane bu şekilde fıstığımız oluştu. Toplamda bu halkanın içerisinde altı tane fıstık olacak. Altısını da yapıp gelelim. Evet toplamda altı tane fıstık yaptım. Son iki zincirimi çektim ve ilk yapmış olduğum e, fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane zincir çektim bu şekilde bir yuva oluşturduk. Daha sonra ilmeğimi genişlettim. Hemen fıstık tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Hemen tepesine tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapatmadım. Dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Aralarda 2 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde bütün sıralarımızı, bütün fıstık tepelerimizi aynı işlemi yapacağız. Hemen bir sonraki fıstığa geçtim. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. İlmeğimi genişlettim. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine de bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. İki tane zincir çektim. Şöyle netleştireyim ki güzel görün. Tekrar iki tane zincir çektim. Hemen bir sonraki fıstık tepesine geçiyorum. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Tepesine bir fıstık kapatmadan dibine de bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. 2 tane zincir çektim. Bu sıramızı bu şekilde devam edeceğiz. 6 tane bu şekilde fıstıklarımız oluşacak. Tamamını bitirip tekrar gelelim. Evet sıramın sonuna kadar getirdim tamamını gördüğünüz gibi bütün fıstık tepelerini aynı işlemi yaptım. Son iki zincirimi çektim ve ilk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çektim. İlk sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. Hemen ilmeğimi genişlettim. Hemen dibine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım bir tane zincir çektim. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Hemen tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine de bir fıstık yapıyorum. Yine kapatmadım. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım bir tane zincir çektim. Şimdi burada tekrar artırmam var benim. Yeniden ilmeğimi genişlettim. Buradaki fıstık sayısını ikiye çıkartacağım. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadım. Dibine de bir fıstık yaparak buradaki fıstık sayımı ikiye çıkartmış oldum. Aralarda yine iki tane zincir. Bu şekilde bir dilimimizi bitirmiş olduk. Tekrar tığımı doladım. Hemen ikinci dilimime geçiyorum. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir tane zincir. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Hemen tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadım. Dibine bir fıstık yapıyorum. Yine kapatmadım. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım ve bir tane zincir çektim. Şimdi burada da yine artırma yapacağım. Bir tane fıstığımız var. İki tane olması gerekiyor. İlmeğimi genişlettim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan tekrar dibine de bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini birlikte topladım. İki tane zincir. Bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. Şöyle netleştirelim. Bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. Bitirelim. Bütün dilimlerimizi aynı işlemi yapalım. Sonuna kadar, sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar göstereceğim. Evet hanımlar, sıramın sonuna kadar geldim. Yine iki tane zincirimi çektim ve ilk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çektim ve ikinci sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi tekrardan üçüncü sıramıza son sıramıza geçiyorum. Hemen dibine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Hemen tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde üçünü birlikte topluyorum. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Hemen tepesine bir fıstık. Kapatmadım. Dibine bir fıstık. Yine kapatmadım. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Şimdi burada 2 tane fıstığımız oluştu. Bunu 3'e tamamlamam gerekiyor. Burada artırmamı yapıyorum. Hemen tepesine bir fıstık, Kapatmadım. dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım ve buradaki 2 tane ara zincirimi çektim. Buradaki fıstık sayımı 3'e çıkarttım. Bu son sıramız. Şöyle ben size göstereyim. İlk sırada bir tane fıstıkla başladık. İkinci sıramızda fıstık sayımız 2 oldu. Bu sıramızda ise 3 tane fıstık sayımız oldu. Ve son sıramız. Şimdi burada artırma yaparken her zaman son kısımda ikili toplayarak artırmamızı yaptık. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım bütün dilimlerimiz üçer tane fıstık oluşacak olacak şekilde yapalım ve tekrar gelelim. Evet sıramı tamamladım. Üçer fıstıktan oluştu. Bu şekilde 2 tane son zincirimi çektim ve ilk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum ve burada ipimi kırıyorum. Bir dilimimiz hazır. Şimdi bunun aynısından bunun aynısından bir tane daha yapacağız. Tabi birleştirmemiz var o yüzden 3. sıraya 3. sıra fıstığımıza geldiğimiz zaman tamamını yapıp bir tane dilimini bırakıyoruz. Onu da birleştirmek için kullanacağız. Üçüncü sıraya kadar yapalım. Son bir dilim kalana kadar yapalım ve daha sonra tekrar gelelim. Evet şöyle renkte biraz değişiklik yaptım ki daha net görün diye. Ben ikinci dilimimizi yaptım. Üçüncü sırasında bir tane dilimimi bıraktım ve burada artık bu kısmı birleştireceğim için orayı bir taneyi bıraktım. 2 tane zincir çektim. Hemen tığımı doladım. Son dilimime bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Kapattım. Zincir çekmiyorum. İlmeğimi bıraktım. Hemen bir diğer dilimimi alıyorum. Bakın bir tane dilimi burada birleştireceğiz. Hemen ilk dilimin başındaki boşluktan ipimi çıkartıyorum bu şekilde. bir tane zincir çektim ilmeğimi genişlettim hemen fıstık tepesine bir tane fıstık yapıyorum bir tane fıstığımı yaptım tığımı doladım kapatmadan hemen dibine de bir fıstık yapıyorum yine kapatmadım karşı fıstık arasına bir tane daha fıstık yapıyorum Üçünü birlikte topladım. Yine zincir çekmiyorum, ipimi gevşettim. Hemen bakın, burayı birleştirdik. Şimdi sıra buradaki fıstık arasına geçtim. İpimi oradan çıkartıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Hemen tepesine bir fıstık kapatmıyorum dibine bir fıstık yapıyorum. Yine kapatmadım. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım ve kapattım. Tekrar zincir çekmedim, ipimi çıkarttım bu şekilde. Hemen bir sonraki fıstık arasına geçtim ve ipimi çıkarttım. Bir tane zincir çektim. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Hemen bir tane tepesine fıstık yapıyorum. Kapatmadım. Dibine bir fıstık yapıyorum. Burada artırıyoruz. 2 tane fıstık yaptık. 3. fıstığımızı 2 taneli kapatıyorum. Yine ilmeğimi çıkarttım hemen bir sonrakine. Burada son fıstık dilimimize geçtim ve bakın buradaki son fıstık arasından ipimi çıkarttım. İki tane zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum şuradaki ilk yapmış olduğum fıstık tepesinden kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kırıyorum. İkinci dilimimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi üçüncü dilimimizi yapacağız. Aynısından bir tane daha yapacağız. Bu kez iki taraflı birleşecek. Şöyle göstereyim ben size. Aynı şekilde başlayacağız. Son iki dilim. Üçüncü sıraya gelince son iki dilimi bırakacağız. Hem buraya birleştireceğiz hem bu kısma birleştireceğiz. O yüzden iki dilimimiz kalsın. Diğer bölümleri yapalım, tekrar gelelim. Evet, üçüncü dilimimizi de tamamladık. Son iki tane dilim kaldı. Şimdi ben burada yine birleştirme yapacağım. Bu kez iki taraflı birleştirme yapacağız. İki tane zincirimi çektim, tığımı doladım. Hemen ilk fıstığa bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Hiç zincir çekmiyorum, ipimi çıkarttım. Şimdi bu iki dilimi birleştireceğiz. Neresiyle birleştireceğiz? Şöyle göstereyim. Bu kısmı ve bu kısmı birleştireceğiz. O yüzden ben hemen şuradan ilk baştan bakın ip tığımı geçirdim. Buradan ipimi çıkartıyorum, arasından ipimi çektim, çıkarttım ve bir tane zincir çektim. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Hemen fıstığın tepesine tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadım. Dibine bir fıstık yapıyorum. Yine kapatmadım. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım zincir çekmiyorum ipimi çıkarttım hemen şöyle bir sonraki fıstık arasından ipimi tekrar geçiriyorum bir tane zincir çekiyorum tekrar ilmeğimi genişlettim tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadım dibine bir fıstık yapıyorum kapatmadım karşıya bir fıstık yapıyorum üçünü birlikte topladım. İpimi genişlettim. Tekrar bir sonraki fıstık arasından ipimi geçirip bir tane zincir çekiyorum. Birleştirmemiz bu şekilde. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Şimdi burada artırmamı yapıyorum. Bakın iki tane fıstığımı yaptım. Hemen üçüncü fıstığımı dibine de yaparak ikili bir şekilde topluyorum. İpimi çıkarttım. Hemen bir sonraki bakın artık dilim sonuna geldik. Bir sonraki fıstık arasından geçirdim. İki tane zincir çektim. Ara zincirimiz. Tekrar tığımı doladım. Bu kez bir sonraki dilimime geçiyorum. Hemen oraya bir tane fıstık yapıyorum kapattım. İlmeğimi çıkarttım. Tekrar bakın. Bir sonraki dilime geçiyorum. En baştaki fıstık arasından ipimi geçirdim. Bir tane zincir çektim. Şimdi artık bu kısmı birleştirmeye başlıyoruz. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadım. Dibine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadım. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü topladım. Zincir çekmiyorum. İpimi çıkarttım. Hemen bir sonraki fıstık arasından ipimi geçirdim. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde birleşiyor. Tekrardan ilmeğimi genişletiyorum. Tepesine bir fıstık. Kapatmadım. Dibine bir fıstık. Yine kapatmadım. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. İlmeğimi çıkarttım. Hemen bir sonraki fıstık arasından geçirdim. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada da bakın iki tane fıstığımızı yaptık. Artırmasını yapıyorum. Hemen tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine de bir fıstık yaparak iki fıstığımı topluyorum. Burada toplam sayı üç tane fıstık oluşuyor. Kapattım. ipimi çıkarttım. Son dilimimizin bakın son fıstık Arasından geçirdim. 2 tane zincir çekiyorum. Ara zincirini ilk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. 1 Bir tane zincir çekip ipimi burada kırıyorum ve 3. dilimimizi de bitirmiş olduk. Buradaki fazlalık iplerimizi de şöyle arka kısımdan çekerek iplerin arasından yok edebiliriz bu şekilde görüntü kirliliği de olmamış olur. Evet. 3 dilimimizi bu şekilde bitirdik. Yuvarlak olması için de her bir dilime yine bu şekilde dilimler yapacağız. Ee, şöyle baz alalım. Orta kısmımız burası. 2 tane yaprağımızı yaptık. Şimdi yine aynı şekilde yine üçüncü sıraya geldiği zaman son iki taneyi bırakıyorum. Bu kısımla bu kısmı birleştireceğim. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi tekrar üçüncü yapacağımız dilimimizi hem buraya hem buraya birleştirip bu şekilde bir yuvarlak. Daha sonra yine aynısını yapacağız. Bu kez bu kısma birleştireceğiz. Daha sonrasını buraya son Dilimimizi ise üç yerden birleştireceğiz. Hem buradan hem buradan hem buraya gelen dilimimizden birleştireceğiz. Sonuncu birleştirmeyi ben size göstereceğim ama e, daha öncesinde sizler burada 5 e, tane bunu saymıyorum 5 tane yaprak bölümümüzü aynı şekilde yaparak aynı şekilde birleştirerek getirelim son dilimimizin birleşmesinde ben sizlere tekrar göstereceğim. Bitirip gelelim. Evet hanımlar. Bütün dilimlerimizi bu şekilde birleştirdik. Son bir tane dilimim kaldı. Onu da buraya şu kısma birleştireceğim. Bunun için ben şöyle hemen parçasını yaptım. 3 tane dilimimi yaptım. 3 tanesini de birleştirmek üzere bıraktım. Hemen burada 2 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. İlk e, dilim başına bir tane fıstık yaparak başlıyorum. Kapattım. Bir tane dilimimizi yaptık. Şimdi tekrar ipimi çıkarttım buradan. Bakın hem bu kısmı birleştireceğim, hem bu kısmı birleştireceğim, hem de bu kısmı birleştireceğim ve lifimizin zeminini bitirmiş olacağız. Şuradan başlıyorum. İlk yapmış olduğum fıstık tepesinden ipimi geçirerek birleştirmeye başlıyorum. Bir tane zincir çektim. Burada ilmeğimi genişlettim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine bir fıstık yapıyorum. Yine kapatmadım. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. İpimi çıkarttım. Hemen bir sonraki şöyle bir sonraki fıstık arasından yine ipimi çıkarttım. Bir tane zincir çektim. Tekrar ilmeğimi genişletip hemen tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadım. Dibine bir fıstık yapıyorum. Yine kapatmadım. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. üçünü birlikte topladım tekrar çıkarttım ipimi hemen bir sonraki fıstık arasından aynı işlemi yapıyoruz diğerleriyle sadece buradaki tek farkımız 3 yerin birleşmesi bakın burayı birleştirdim şimdi buradaki dilimimi de burayla birleştireceğim buradaki dilimimi de burayla birleştireceğim tamamen bitirelim ve tekrar gelelim Evet, burada tamamını birleştirdim bakın. Son artık iki tane zincirimi çektim. Burada birleştirmeden sonra ilk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane zincir çektim ve birleştirmemi tamamladım. Şimdi artık kenar oyasına geçeceğim. Hemen tığımı doladım. Bir sonraki fıstık arasına iki iki de çektiğim fıstık yapıyorum. Tamamını bir son kalan iki ilmeği de bir aldım. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere yine 2 de çektiğim fıstık yapıyorum. Tamamını bir, son kalan iki ilmeği de bir yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. 2 tane fıstık yaptım. Tamamını bir, son kalan 2'yi de bir aldım. Şimdi burada 3 tane bu şekilde fıstık yaptım. Toplamda 6 veya 7 tane bu şekilde yapıyoruz. Dördüncüyü yaptım. Hemen iki de çektiğim fıstık yaptım. Bakın tamamını bir son kalan 2 ilmeği de bir aldım. Toplamda 5 oldu. Hemen altıncıyı da yaptım ve yedinciyi de yapıyorum. Kapattım. Burada 7 tane iki de çektiğim fıstık oluştu. Hiç zincir çekmeden bir sonraki fıstık arasına sabitliyorum. Tekrar tığımı doladım. Hemen bir sonraki fıstık arasına yine aynı işlemi yapıyorum. Birinci fıstığımı yaptım. İkinci fıstığımı yaptım. Üçüncü fıstığımı yaptım. Dördüncü fıstığımı yaptım. Altınca'yı yaptım ve son 7 fıstığımı da yaptım. Yine zincir çekmiyorum. Hemen bakın zincir, e, zincirin bir sonraki başına sabitliyorum. Tekrar ilmeğimi doladım. Hemen bir sonraki fıstık arasına yine aynı işlemi yapıyorum. üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım. Beşi yaptım. Altı ve sonuncu yedinci fıstığımı da yaptım. Yine zincir çekmiyorum. Bir sonraki araya <laughs> sabitledim. Yeniden hemen tığımı doladım. Bir sonraki fıstık e, tepesine aynı işlemi yapıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken hemen şurayı da yapıp göstereceğim size. 2. 3. yaptım. 4'ü yaptım. Altıncıyı yaptım ve sonuncuyu. Yedinciyi yaptım. Şimdi normalde biz bunu yaptıktan sonra buraya sabitliyorduk. Fakat burada öyle yaptık. İkinci zincir aramızda hemen onu atlıyorum. Bir sonrakine sabitliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken e, tek şey o bölüm. Orada zincir bölümümüzü atlayıp bir sonrakine sabitliyoruz. Tekrar tığımı doladım. Hemen bir sonraki fıstık arasına yine aynı işlemi yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Dördü yaptım. Altıyı <laughs> yaptım ve son yedinci fıstığımızı yaptık. Yine zincir çekmiyorum. Hemen bakın artık buradaki dilim sonuna geldik. Oraya sabitliyorum. Yine zincir çekmiyorum. Ya da burada bir tane zincirimizi çekelim. Bakın tam e, orta kısma geldim artık oraya tam orta kısmına yine dört taneden oluşan bakın birinciyi yaptım tekrar tığımı doladım aynı yere bir fıstık daha yapıyorum 2 aynı yere bir fıstık daha yapıyorum 3 aynı yere bir fıstık daha yapıyorum toplamda 4 tane de burada bu şekilde fıstığımız oluşuyor. Tekrar bir tane zincir çekip bakın ikinci dilimin başına sabitliyorum. Tekrar tığımı dolayıp bir sonraki fıstık arasından devam ediyorum aynı işlemi yapmaya. Kenar oyamız da bu şekilde olacak. Tamamını yapıp bitirip tekrar gelelim. Evet hanımlar ben sonuna kadar getirdim. Son orta bölümün 4 tane fıstığını da yaptım. Şimdi birleştiriyorum artık. Bakın ilk yapmış olduğumuz buradaki fıstık tepesine sabitledim. Bir tane zincir çektim ve ipimi kırıyorum. Kenar bölümünü de bu şekilde bitirmiş olduk. Şöyle hemen ipimizi arka tarafa alıyoruz. Zemin bölümümüz bitti. Şimdi papatyalarımızı, o çiçeklerimizi yapacağız. Şu şekilde göstereyim ben size. Toplamda 7 tane bu çiçeklerimizden yapacağız. Daha sonra dikeceğiz, yerleştireceğiz ve lifimizi bitireceğiz. Görüntüsü çok güzel. Arkadaşlar görüntüsü çok güzel gerçekten. Biz hemen bunu şöyle alalım kenara. çiçeğimizin yapımına başlayalım. Sarı ipimi alıyorum. Evet sarı ipimi aldım. Hemen düğümümü atıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolamadan ilk yapmış olduğum zincir kanatına sabitledim. 3 tane zincir çektim, tığımı doladım. Hemen bir tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim, tığımı doladım. Aynı halkanın içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Aynı halkanın içerisine bir tane trabzan. Tekrar tığımı doladım. Bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde toplamda altı tane e, zincir aramız olana kadar bu şekilde yapalım. Evet hanımlar bakın. Burada toplamda e, zincir aralarımız, ikili trabzanlarımızı saymıyorum. İki trabzan, bir tane zincir arası yaptık. Bu şekilde zincirler aralarımız 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncuyu yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Hemen ilk trabzanımızın çektiğimiz trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirip 6 tane zincir arası oluşturdum bu şekilde. Bir tane zincirimi çekip ipimi burada kırıyorum. Sarı göbek kısmımızı yapmış olduk. Bu şekilde. Evet, beyaz ipimi aldım. Düğümümü atıyorum. Hemen şöyle zincir aramızın bir tanesine herhangi birine ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Buraya ilmeğimi genişlettim. 5 ya da 6 dolgudan oluşan fıstık yapıyorum. kapattım. 2 tane zincir çektim. Ya da buraya 3 tane zincir çekelim. Tığımı doladım. Hemen aynı yere tekrar 5 tane dolgudan oluşan fıstık yapıyorum. Kapattım. bir tane zincir çektim. Tekrar tığımı doladım bir sonraki zincir arasına yine 5 ya da 6 dolgudan oluşan fıstık yapıyoruz. Kapattım. 3 tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir tekrar tığımı doladım. Hemen bir sonraki zincir arasına yine aynı işlemi yapıyorum. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Üç tane zincir çektim, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapattım. Arada bir zincir. Buradaki iki fıstık aralarında 3 zincir çekiyoruz. Geçiş bölümlerinde bir tane zincir çekiyoruz. Bütün zincir aralarımızda bu şekilde fıstıklarımızı yapalım. Bitirelim gelelim. Evet sonuncuyu da yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Toplamda 6 tane bu şekilde çiftli fıstığımız oluştu. Hemen ilk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim ve bir tane zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. 2 fıstık arasında 3 zincir çektiğimiz bölümlere toplamda 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 hemen iki fıstık arasındaki zincir bölümümüze yani bir sonraki zincir arasına sabitledim. Tekrar tığımı doladım. Hemen bir sonraki iki fıstık arasına yine 7 tane trabzan yapıyorum. Ve 7. Tekrardan tığımın başını dolamıyorum. Burada ikişer fıstık aralarındaki boş zincir alanına tekrar sabitledim. Tığımı doladım. İki fıstık arasındaki 3 zincir olan bölümüme yine 7 tane trabzan, ikili ikili çektiğim trabzan yapıyorum. 6 ve 7. Tekrar burada bir zincir geçiş aralarımız bir zincirde oraya sabitliyorum. Tekrar tığımı dolayıp iki fıstık arasına 7 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp tekrar gelelim. Evet sonuna kadar getirdim. Ee, burada 6 tane toplamda yine e, trabzanlarımız oldu. En sonuncuya hemen ilk yapmış olduğum bakın Trabzon fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çekip beyaz ipimi de kırıyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi tekrar şöyle ipimi bir kaldırayım. Evet. Şimdi tekrar yeşil ipimi alıyorum. Bu kez açık yeşil kullanacağım ben şöyle. Düğümümü attım. Herhangi bir aradan, bakın burada e, tabanda sarı bölümümüzde ikişer tane trabzan yapmıştık. Hemen onun orta kısmında bu şekilde çok e, gevşek bırakarak oraya sabitliyorum bu şekilde. Gayet gevşek bıraktım. Hemen bir tane zincir çektim ve bakın ilk yapmış olduğum trabzan tepesine sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan tepesine sabitliyorum. Tekrar bir zincir. Bir sonraki trabzan tepesine bir zincir. Bir sonraki trabzan tepesine bu şekilde bütün trabzanlarımızın tepesine sık iğne yöntemiyle geçiş yapıyorum. Tam orta kısma geldim. Burada hemen yine alt sarı bölümden iki trabzan yaptığımız bölümden ipimi bu şekilde çıkartıyorum yine gevşek bir şekilde çıkartıyorum hemen orada bir tane sık iğne yaptım bir zincir çekip ilk yapmış olduğum trabzan tepesine sabitledim bu şekilde de orta bölümlerimizi yapıyoruz yine birer tane zincirle sık iğne yaparak devam ediyorum bütün trabzan tepelerime sonuncuyu yaptım. Bir tane zincir çektim. Bakın en alt sarının iki e, trabzanın arasından ipimi çıkarttım gevşek bir halde ve sabitledim. Bir tane zincir çekip devam ediyorum ilk tırabzanda. Evet bu şekilde Tamamını bitirelim, tekrar gelelim. Evet, sonuna kadar getirdim. Bakın, ilk yapmış olduğum e, sık iğneye bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi burada kırıyorum. Yine bu ipimizi de arka tarafa gizleyelim. Şöyle arasından bir alalım. Daha sonra. Şuradan fıstık aralarından yok edelim. Evet. Çiçeğimiz hazır. Evet, şimdi çiçeklerimizi artık sabitlemenin zamanı geldi. Hemen şöyle zeminimi alıyorum. Bu şekilde yerleştirip tam orta kısımlarına artık çiçeklerimi dikeceğim. Dikişini ben sizlere göstereyim. Daha sonra bitmiş haliyle beraber oluruz. E, yalnız e, şunu da söylemek istiyorum. Ben inci dikmeyeceğim. Fakat sizler orta kısmına inci koyabilirsiniz. Onu da şimdi söyleyeyim. Hemen şöyle bakın. Tam orta göbek kısmımız var. Tam iki göbeği aynı anda dikeceğiz. Şöyle tam göbek kısmından bakın. İğnemi geçirdim. Yeşil ipin belli olmaması için de çok dikkat ederek dikin. Şöyle hemen sarıdan az bir şey alıyorum. Bakın karşı tarafına geçiyorum. Hemen bu şekilde birkaç iğne yeterli olacaktır. bütün etrafından yeşil ipimizi göstermeden dikiş işlemimi tamamlıyorum. Evet bu şekilde bütün çiçeklerimizi bu şekilde tam orta kısımlarını ayarlayarak bu şekilde dikelim. Daha sonra bitmiş haliyle tekrar gelelim. Evet hanımlar nilfer çiçeği lifimizi de bitirdik. Gördüğünüz gibi muhteşem bir e, görüntü ortaya çıktı. E, ben sizlere bir fikir daha vermek istiyorum. E, tabii e, orta kısımlarına ince dikebilirsiniz. Fakat böyle küçük pomponlar da yapabilirsiniz. Ben size şöyle görselinin nasıl olacağını göstereyim. Bu şekilde e, uygulayabilirsiniz. Şöyle ayrı renklerde veya tek renklerde bu şekilde küçük pomponlar yaparak e, daha da e, görselini daha da zenginleştirebilirsiniz. Bu da sizlere kalmış bir şey. E, pompon yapılışı ise sayfamda videolar bölümünü tıkladığınız zaman sayfamda pomponların nasıl yapıldığını Sizlere göstermiştim, oradan öğrenebilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ücretsiz abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini de bırakacağım, oradan da takip edebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde de videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bu parçamızın uzun olanını da ilerleyen günlerde sayfama bırakacağım. Ee, bunun için e, sizlerde e, zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım anda göreceksinizdir. Evet, bir dahaki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.